Milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin ayrıntılarını konuşacağız. Önce farklı modeller ortaya çıktı ama Türkiye kendi modelimizi geliştireceğiz dedi. Kimler EYT'li sayılacak? Ee, özellikle bu süreçte bakıldığında bir başka tartışma da var. EYT'liler staj süresinin de bu sigortaya dahil edilmesini istiyorlar. Bununla ilgili bir çalışma yapıldığını da biliyoruz. Ama önce formüle bakacağız. Prim şartı, gün şartı nasıl oluşacak? Vergi uzmanı Muhammed Bayram stüdyo konuğumuz e, bugün Hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. Teşekkür ederim. E, şimdi kimler kimleri kapsayacak EYT biraz daha ayrıntılı anlatalım istiyorum. Çünkü e, emeklilikte yaşa takılanlar deyince belli bir yaş üstü bu süreçte acaba beni de kapsayacak mı diye sormaya başladı. Türkiye şu an nasıl bir model üzerinde çalışıyor? Çalışma Bakanlığı'nda konuşulan model nedir? Kısaca emeklerimiz emekli adaylarının anlaması açısından önceden 8 Eylül 99 tarihi öncesinde iki şart vardı. Emeklilik süresi ve prim gün sayısı. Emeklilik süresinden kasıt 20 yıl boyunca emeklilik, emeklilik sistemine giriş yapmış mı? Yani 2002'de giriş yapan e, sigorta sistemine 2022'ye kadar 20 yıllık süre geçilmiş oluyor. Ama bu süre zarfında çalışmalı günler de olabilir. Burada o hesaba katılmıyor. Yani 20 yıl boyunca sigortalık var mı? İlk şartımız bu. İkinci şartımız SSK'da oluşan 5000 ila 5975 prim gün sayısı. Hı hı. Bağkur emekli sahamında oluşan 7200 ve 9000 prim gün sayıları. Kişiler de bu prim gün sayılarının doldurması gerekiyor. Artı Zaten EYT, emekli takılanlar sorunun başlangıcı zaten bunlar kaynaktı. 850 tarihinden sonraki işe girenler yaş şartı getirildi kademeli bir şekilde. Kadınlar 58 yaşta, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyordu. Emekli olma aday vatandaşlarımızın zaten isteği bu yaş şartının ortadan kaldırılmasıydı ama bugüne kadar gerçekten çok ciddi bir çalışma yapıldı. Aslında EYT deyip geçmemek lazım. Çünkü SGK sisteminde gerçekten bir reform olacak. Sizin bahsetmiş olduğunuz üzere staç sorunu var, ihya sorunu var, intibak sorunu var. Ee, yine geçen geçtiğimiz günlerde Vedat Bilgin'in bahsetmiş olduğu üzere farklı prim sayılarına sahip olan meslek kolları var. Yani Bağkurlar ve SSK'lar farklı primler yatırıyor. Aynı şekilde bu farklılıkların ortadan kaldırılması için gerçekten reform niteliğinde bir çalışma hazırlanıyor. Bunun için zaten çalışma grubu kuruldu. Çeşitli bakanlıkların kişiler katıldı buna. Bürokratlar katıldı. Son aşama şu anda Maliye Bakanlığı bürokratları çalışıyor. Ve nihayet de başkanına sunulup dosya EYT aralıktan muhtemelen meclise sevk edilecek. Hı -hı. Bu şekilde beklentimiz var. Şimdi şartları bir konuşalım. Çünkü tamam. burada birkaç önemli sorun var benim gördüğüm. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar deyince mesela siz daha iyi biliyorsunuz. Platformlar işte uzun zamandır bu platformlarda bir takım eylemler yapıldı vesaire falan ama şöyle bir durum var galiba benim anladığım. E, tarih şartıyla birlikte yani herkes EYT'li sayılmıyor gerçekten EYT'li sayılanlarla mesela ben çok duyuyorum. Bana da çok soruyorlar bunu. Şimdi EYT çıkacak deyince mesela insanlar diyor ki ben 45 yaşındayım. Mesela 4500 gün primim var ya da işte 3500 gün primim var. Bana da vuracak mı EYT? Şimdi şunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Prim şartı kesin. Prim şartı dolmadan herhalde yaşa bakılmayacak değil mi? Bunu biraz evet. anlatalım mı? Tabii. E, EYT platformuna kurulduğu zaman 6 milyon kişi olduğundan bahsedildi. Hatta hı hı. bununla alakalı da e, Cumhuriyet Halk Partisi bir araştırma yaptırdı, bir çalışma yaptırdı. Onların hı hı. raporuna göre 6 milyon kişi var. Bize göre de 1 milyon kişi var EYT'li. Neden anlamıyla. bu? Aradaki fark ne? Neden? Şimdi vatandaşlarımız 8 Eylül 1999 öncesi işe girişi var. Ama 100 prim gün sayısı 100 100 100 yatırmış. 1000 prim gün 100 sayısı yatırmış. 1500 prim yatırmış. Prim yatırılmadıysa eğer, hazineye bir gelir yatırılmadıysa kişilerimiz emekli olamaz. Primler yatırılacak ki emekli olabilirsiniz. Daha sonra hani belki... 5000 prim gün sayısına çok az kalmıştır vatandaşlarımız. 4000 prim gün sayısı, 4500 prim gün sayısı, 500 ila 1000 günlük prim gün sayısı kaldıysa borçlamadan imkanı verecek. Zaten siz de yazmışsınız Parkovizyon'da. Bunu da konuşuruz. O yüzden herkesin kendini EYT'li olarak kapsamı almaması gerekiyor. Ancak şu var. tabi sigorta girişinin 850-99 tarihinden sonra olması önce olması lazım ve en azından SSK için 5000 prim gün sayısının dolulması gerekiyor. Ee, ses şimdi Bağkur emekli sandığında kadınlar 7200 prim günde, erkekler 9000 prim gün sayısında emekli oluyor. Şimdi arada uçurum var. Yani 9000 prim gün sayısı demek 20 yıl 25 yıl boyunca aralıksız çalışmak demek bir yandan bakıyorsunuz 5000 prim ücretli emeklilik olanlar var. Hatta şöyle bir şey daha var. Kısmi emekliler söz konusu. SSK'da 3600 prim 3600 de kısmi emekli bir de 4500 var. var. 4500 var. Bir de Bağkur'larda 5400 prim gün sayısı var. İşte bütün bu karışıkların ortadan kaldırılması gerekiyor. O yüzden bu çalışma aslında uzun sürüyor. Ee, bir Soruyu da sorayım. Burada düzeltme yapmak için aslında bana şu çok soruluyor. Genelde 99'dan sonra yani daha geç çalışma hayatına katılmış. Bu genelde kadınlar için biraz geçerli. Çünkü genelde işte eskiden kadınlar önce çocuk doğurup sonra çalışma hayatına girmişler. Bir evet. jenerasyon farkı şimdi. Dolayısıyla 99'dan sonra çalışma hayatına başlayanlar, sigortalı olanlar diyorlar ki ya ben 45 yaşındayım işte 4000 günüm var. Beni de kapsayacak mı? Ben EYT'yi bekliyorum diyor. Hemen ona cevap verelim. Eğer sigorta girişi önceyse, hı hı. sigortalık başlangıcı yapıldıktan sonra doğum gerçekleşmişse eğer borçlanabilirler bunu. Zaten hı hı. bu sistemimizde var. Yani 99'dan sonra da olsa tabii. oluyor değil 90. mi? Bu zaten olan bir yasa. 99'dan sonra da olsa 3 çocuk için, her bir çocuk için 2 yıl toplamda borçlanabilir 2160 gün prim gün sayısı borçlanabiliyor. Ama tabii burada çok sıklıkla sorulan şimdi 8 99 tarihini verdik ya bu sigorta tarihini öne çektirme. Yani o tarihe gelmek isteyenler var. Evet. Mesela şu da bir mağduriyet. Kişi 9599 tarihinde işe başladıysa bir günde EYT kaçırmış olacak. Doğru. Onun için bazı hallerde geriye çekilebiliyor. Kısaca askerlik bunlardan birisi, yurt dışı borçlanma bunlardan birisi. Uzman ekiplerinin bu sürelerde geçirdiği, akademisyenlik geçirdiği süreler bunun için geçerli. Şimdi staj tabii konumuz yine. Staj eğer sayılırsa stajda geriye çekilmiş Sayılacak olacak. Sayılacak mı? Stajda şöyle bir şey var. Meryem bu da gerçekten ciddi bir mağduriyet. Bu konuda hmm. da bize çok yoğun bir soru geliyor. Şimdi kişilerimiz çalışma hayatına başlıyor staj olarak. Ve işverenler staj maaşı düşük maaş verdiği için primlerini az yatırıyorlar. Ya da bu nasıl kaynaklanıyor? İki tür prim yatırma sistemi var. Kısa vadeli prim, uzun vadeli prim. Kısa vadeli primde iş hastalığı, iş kazası, hastalık ve meslek hastalığı kapsamında sigorta primi yatırılıyor. Hani kişiden hep %14'ü sigorta primi diyoruz ya biz. Aslında o bu şekilde bölümlendiriliyor. Bir de uzun vadeli sigorta kolları var. O da bizim şu anda çalışanlar için ölüm, maluliyet ve yaşlılık aylıkları için geçerli. Hı -hı. Uzun vadeli de emekli hakkı var, kısa vadeli de yok. Bunun için şunu yapılması lazım. Torbaya ise bir madde ekleyerek kısa bir şekilde... Kişilere uzun vadeli borçlanma imkanı getirilerek hı hı. onların staj süresi yani emeklilik süresi öne çekilebilir ve bu şekilde daha fazla emekli maaş almaları sağlanabilir. Maaş konusunu sormak istiyorum. Şimdi biz bu EYT ilk konuşmaya başladığımızda işte bir Finlandiya modeli dendi, Danimarka evet. modeli, Almanya modeli. Oralarda mesela oluyorsunuz emekli ama emekli maaşınız olduğunuz zamanlarda biraz daha düşük olabiliyor aslında e, normalde alacağınız maaşa göre. Şimdi bizdeki mağduriyet de bu ya aslında işte kamu tarafından baktığınızda çok önemli bir... E, Ödeme yapılması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla biraz hani aslında bizde de bir, bir takım kesintiler yapılabilir denildi. E, kesinti olacak mı? Yani işte yüzde bir buçuk dendi, yüzde üç dendi vesaire. Şu an böyle bir model var mı masada yoksa işte EYT kapsamında işte diyelim ki bir milyon, iki milyon ya da altı milyon kişi evet. oldunuz emekli. E, direkt olarak maaşı alabilecek misiniz yoksa kesintili mi gelecek? Merve Hanım zaten olması gereken bu. Hı -hı. Ama EYT'li vatandaşlarımız platform aracılığıyla artık sözcüleri var. Burada biz hiçbir şart kabul etmiyoruz. Biz emekli yapın diyor 5000 prim sayısında. Hı hı. Ama bu hakkaniyeti, aykırı ve adaletsiz bir tutum olacağı için e, Sayın Vedat Bilgin de biz artık model konuşmuyoruz, tek indirgen dedi. Ama bizim birazdan bahsetmiş olacağımız üzere çok prim yatıran, çok maaş alacak, az prim yatıran az maaş alacak ondan dolayı aslında bir kademeli emekli sistem var. Yine Hollanda ve Finlandiya modellerine geliyor aslında. Birisinde emeklilik yaşına eğer 3 yıl kaldıysa %2'lik bir kesinti toplamda %6 kesiliyor emekli geçin şartları sağlarsanız yer o kesinti ortadan kaldırıyor. Az önce bahsettiniz prim gün sayıları eksik. 5 bin prim gün sayısı değil 4000 prim gün sayısı var vatandaşımızın. 1000 prim gün sayısına yatıracak parası da yok. Olmayabilir. Doğru. Bu prim gün sayısını devletimiz bir imkan tanımalı. Nasıl? ya az emekli maaş verecek hı hı. ya da ona başka bir fırsat tanıyacak. Bu zaten bizim söylediğimiz aslında Hollanda, Finlandiya modellerine geliyor. Ve bunların tamamını kapsayacak bir aslında model olduğu için Sayın Bakan tek bir formül var dedi masamızda. O da Türk modeli dedi. Evet o zaman SSK ve Bağkur'da da ciddi bir fark var öyle bakıldığında. Çok, büyük yani çok fark önemli var. Bir, bir, fark hem de. Biri 5 bin günde olabiliyor öbürü 9 bin gün. E, SGK'da da mesela şimdi aynı şey ben şunu da çok duyuyorum mağduriyet. Ya benim 9 bin günüm var diyor özellikle erkek çalışanlarda ben mesela bunu duyuyorum. Yaşı 45-50 üstü. E onlar da haklılar evet. öyle bakınca. Bunun için de eğer bir prim gün sayısı belirlenirse, sabitlenirse artık intibak kasası çıkmalı. Hı hı. Yani fazla prim ödeyene bu bu prim günleri geri ödenmeli. Çünkü kişiler çalışırken bu maaşlarına kesilerek prim yatırıldı. İntibak kasasıyla bu çözüm, sorun çözülebilir. O yüzden de zaten kademeli bir emeklilik söz konusu. Peki çok kısa şunu soracağım. Ee, çok kısa şimdi diyelim ki böyle bir düzenleme yapıldı. Bundan sonra da işte şu anki şartlarda yine yaş bekleniyor. Ee, prim günlerini dolduranlar yaşı beklemeden emekli olmak isterler mi bundan sonra? Evet zaten bu çalışmanın maksadı bu yaş şartını ortadan kaldırmaktı hı hı. ama vatandaşlarımız ekonomik şartlarda malum çalışmaya devam etmek isteyeceklerdir. Hı hı. Çalışmaya devam edecek isteyenler için de e, daha farklı bir model geliştirebilir. Yani şu anda %14 artı birlik bir sigorta primi yerine yarısı yatırılabilir ve bu şekilde çalışmaya devam edebilirler. Şurada son 7 yıllık sigorta süresine bakılacak bu önemli çok soru geliyor. Hı hı. Son 1261 gün kuralı var. Bu 7 yılın, 3,5 yılın bir fazla gününde hangi kurumda çalışıldıysa, SSK bağ kurumu, kişilerimiz oradan emekli olabiliyor aslında. Çok teşekkür ederim Muhammed Bey değerlendirmeleriniz ben için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Vergi uzmanı Muhammed Bayram'la EYT'ye ilişkin yeni formülleri konuştuk, devam ediyoruz.